Bu arada Tepki, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir hanla işine ne kadar iyi anlaşıyorlar değil mi? Bu arada sen bir hanla olunca yine de yakışıyorsunuz. Bunu daha önce söylemiştim. Ama baksana, işine oyunu kazandı ama sen... Elimizden ne gelir değil mi? Bir hanla senin yolların çok ayrı. Ne yapabiliriz ki? Yenge, tabakları götürelim mi? Bu anneme... Bu da babaanneme. Bu arada Tepki, sen benimle Sancı'ya tek tabak ver. Ne diyeyim ki? İnsan aynı tabaktan yemek yiyince güzel oluyor. Değil mi? Hadi. Baksana Tepki, ben bu tepsilerle tabakları götüreceğim. Sen geri kalanları getir, olur mu? Bu Bihan'a... Bu tabak da Şina'ya... Bu da... Ne diyeyim ki? İnsan aynı tabaktan yemek yiyince güzel oluyor. Gel buraya. Ne oldu yenge? Sen içeride ne yapıyordun ha? Bihan'la Tepki çok mu yakışıyor? Hayır kızım. Biz Tepki'yi kıskandırmak için Bihan'la Şina'nın birbirine çok yakıştığını düşündürmek istiyoruz. Ay yenge, Tepki şimdiden kıskanıyor zaten. Ben sadece yangına körükle gidiyorum. Göreceksin. Bu sözlerim onu öyle bir etkileyecek ki bugün sofrada Bihan ve Tepki ikisi beraber aynı tabaktan yemek yiyecekler. Görürsün. Eğer öyle olursa sana ipek bir sarı hediye ederim. Ama eğer olmazsa da... O zaman yenge, sen bana ipek sarıyı şimdiden sipariş et. Biliyor musun? Şina ile Bihan'ı evlendirme oyunu Tepki'yi çok etkiliyor. Anne? Sen ne zaman geldin oğlum? Anne, ben şimdi geldim. Anne dün işten dönünce Savitri teyze ve Şina ile karşılaştım. Bizi görmeye geldiklerini söylediler ve Şina ile Bihan'ı evlendirme oyunu. Evde ne oluyor? Durul, biz bunu Tepki için yapıyoruz. Bizim bunları yapmamıza ne gerek var? Tepki ile Bihan'ı birbirine yaklaştırmak için yalan söylüyoruz. Bu hiç doğru değil. Yani bir düşünsenize. Tepki Bihan'ı sevmiyor olabilir. Seviyor Durup. O Bihan'ı çok seviyor. Bana sorarsan Tepki bunu farkında değil. O farkında değil ama siz her şeyi... Durup. Oğlum bak. Hayır anne. Anne, benim açımdan bu hiç doğru bir şey değil. Hem bu Tepki'yi kandırmak olur. Durup, bütün bu yaptıklarımızı biz Bihan'la Tepki'nin iyiliği için yapıyoruz oğlum. Durup kesinlikle doğru söylüyor anne. Anne. Tepki zaten kandırılarak evlendirildi. Şimdi de kandırılarak aşık olmasını mı istiyorsun? Şada sen de... Lütfen anne. Ben bunu ilk öğrendiğimde zaten karşı çıkacaktım. Ama sonra bütün ailenin işin içinde olduğunu görünce sessiz kaldım. Durov'un söylediklerine katılıyorum. Ne yazık ki ben de bu olanların doğru olmadığını fark ettim anne. Şada, durun. Çocuklar, siz bizim gördüklerimizi görmediniz ki. Anne, sen de bizim sana göstermek istediklerimizi göremiyorsun. Anne, lütfen beni dinle. Yalan söyleme. Lütfen Tepki'ye gerçeği açık açık söyleyelim. Ondan sonra ne olacaksa olsun. Kimse Tepki'ye bir şey söylemeyecek.
Duruf. Şada. Ben bu saçları görüp geçirerek arttım kızım. Bu yaptığımız doğrudur. Bu da son sözümdür. Ama babaanne... Sen bana güvenmiyor musun? Babaanne, ben sana sonuna kadar güveniyorum. Ama beni bir dinle sen. O zaman karar verilmiştir. Bugünden sonra kimse bu konudan bahsetmeyecek. Tamam. Siz ne istiyorsanız onu yapın. Ama ben bunun, bu yalan oyununun bir parçası olmayacağım. Vasu gelin, sen merak etme. Bizim bu yaptığımız son derece doğru.